Herkese merhaba, ben Ömer Faruk Gökmen. Yeni bir dersle tekrar karşınızdayım. Bu ders kapsamında izlediğiniz gibi After Effects'te glitch efekti yani RGB color efektini nasıl yapabiliriz? Bunu sizlere göstereceğim. Yorum panelinden gelen ders isteklerine yönelik olarak bu dersi çekmeyi uygun buldum. Tabii çok sayıda ders isteği alıyorum. Fakat bunları çekmek gerçekten çok zaman alıyor. Mümkün olduğunca isteklerinizi dikkate alarak dersler çekmeye devam edeceğim. Tabii animasyon çalışmaları yaptığım için, aynı zamanda özel dersler de verdiğim için gerçekten vakit ayırmak biraz zor oluyor. Şimdi vakit kaybetmeden hemen bunu nasıl yapabiliriz, yani glitch efektini nasıl yapabiliriz öğrenelim. Öncelikle geliyorum buraya, video dosyamı import ediyorum. Import ettim, bunu hemen oluşturduğum kompozisyonun içine bırakıyorum. Bıraktıktan sonra ilk yapacağımız şey Fractal Noise efektini uygulamak. Dolayısıyla bir solid oluşturuyorum. Buna fractal diyelim ve efekt panelinden fractal noise efektini alıyorum. Buraya bırakıyorum. Bıraktıktan sonra şu kısmı basic olarak seçiyoruz. Bu kısmı da hemen block diyelim. Daha sonra geliyorum şuradaki contrast değerini artırıyorum. Şöyle brightness değerini de azaltıyorum. Şu şekilde kalabilir. Daha sonra kompleksi değeri var. Buradan da 4, 3 değerlerini girerek o kısımları azaltabilirsiniz, artırabilirsiniz. 4 olarak kalsın ve 3 olarak kalsın. Şurada transform bölümüne geliyorum ve buradan da uniform scaling kaldırarak genişlik ve yükseklik durumlarını istediğim şekilde ayarlıyorum. Şöyle biraz daha artırayım. Tamam. Height değerini de azaltayım. Şu şekilde kalabilir. Bunu yaptıktan sonra hemen Evolution Options kısmına geliyoruz ve burada Random Seed kısmı var. Buradaki sayaca alt tuşuna basılı tutarak tıklıyorum ve Time çarpı 15 değerini giriyorum. Bunu girdiğim zaman, izlediğimiz zaman gördüğünüz gibi glitch efektini bu şekilde yapmış olduk. Gayet güzel oldu. Tamam, burası tamam. Hemen bunu Ctrl Shift C ile bir pre-compose oluşturuyorum. Fractal ismini vererek OK diyorum. Ve şunu hemen şuradan kaldıralım. Geliyorum, sağ tıklıyorum, New diyorum ve buradan da Adjustment Layer ekliyorum. Bunu ekledikten sonra Displacement Map özelliğini, efektini alıyorum. Hemen Adjustment Layer'ın üzerine bırakıyorum. Bıraktıktan sonra şu kısımdan neyi seçeceğim? Fractal katmanımı seçeceğim, onu seçiyorum. Seçtikten sonra şuradaki Horizontal kısmını şöyle 20 yapalım. Gördüğünüz gibi yatay olarak ne yaptı? Artırdı. Dikey olarak da, vertical olarak da şöyle bir değerini girelim ve iki değerini girelim. Buraya kadar tamam. Bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi şöyle izlediğimiz zaman bu efekti buraya uygulamış olduk. Gayet güzel oldu. Dikkat edin, eğer bu görünür halde ise bu şekilde gözükecektir. Dolayısıyla bunu kapattığınızdan emin olun. Dikkat ettiyseniz şurada siyahlıklar oluştu. Onları da kapatmak için bir diğer efektimiz Motion Tile efektini uyguluyorum. Tabii bunu üste koymamız gerekiyor. Koyduktan sonra şuradaki Mirror Edges kısmına tıklayarım. Çünkü kenarlıklarını ne yapacak? Kapatacak. Buradaki Width ve Height değerini artırdığımız zaman da gördüğünüz gibi buradaki kötü görüntü gitmiş oldu. Şimdi şöyle izlediğimiz zaman artık kenarlıklarda bunu görmüyoruz. Evet, bu şekilde gayet iyi. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen tüm katmanlarımı seçiyorum ve Ctrl Shift C ile bir pre-compose oluşturuyorum. Buna da Video Glitch ismini veriyorum ve OK diyorum. Şimdi öncelikle bunu Ctrl D ile çoğaltıyorum. Çoğalttıktan sonra Motion Tile efektini uyguluyorum. Mirror Edges'i seçiyorum. O kısımları kapatıyorum. Daha sonra hemen geliyorum. Shift Channels kısmından Shift Channel'ı uyguladıktan sonra Renk Glitch'ini buradan yapacağız. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Kırmızı rengi aktif hale getirelim. Dolayısıyla green kısmını full off diyorum, blue kısmını da full off diyorum ve kırmızıyı bu şekilde aktif etmiş olduk. Ctrl D ile çoğaltıyorum. Bu sefer de yeşili aktif edelim. Yeşil seçtim. Red'i buradan full off dedim ve zaten blue da ne? Full off kısmında. Daha sonra bunu Ctrl D ile çoğaltıyorum ve son olarak blue'u aktif hale getiriyorum ve green'i de full off diyorum. Ve gördüğünüz gibi burası da tamam. Daha sonra iki katmanı seçiyorum. Mod kısmına geliyorum ve buradan screen nerede? Şurada. Screen yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu an artık
orijinal konumunda, orijinal renginde gözüküyor. Dolayısıyla tek yapmam gereken artık burada P'ye basmak ve şuradaki sayacı tıklayarak buraya wiggle 2.2,200 değerini giriyorum. Gördüğünüz gibi izlediğimiz zaman mavi renkleri bu şekilde kenarlarda görmüş oluyoruz. Hemen tekrar geliyorum şuradaki kısma da P'ye basıyorum. Buna da wiggle 2,200 değerini giriyorum. Dolayısıyla alttaki katman içinde aynı şeyi gerçekleştirmiş oldum. Gördüğünüz gibi renk değişikliğini burada görebiliyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir katman daha oluşturacağım. Geliyorum, sağ tıklıyorum, New diyorum ve Adjustment Layer ekliyorum. Ekledikten sonra şuradan Optic Compensation efektini alıp uyguluyorum. Adjustment Layer'ın üzerine bıraktım. Daha sonra geliyorum. Buradan şunu artırıyorum şöyle. Biraz daha artırayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntü oldu. Sadece yapmam gereken buradan Reverse Lens diyorum ve bu şekilde kenarlardan gelmiş olacak. Şimdi burada hemen bir keyframe oluşturuyorum. Devam ediyorum. Şöyle bir 12 kare kadar gideyim. Şöyle. Ve buradaki değeri 0 yapıyorum. Şimdi dikkat ettiyseniz renk değişimi sürekli oluyor. Bunu bazen aktif hale getirebiliriz. Bazen de kapatabiliriz. Nasıl yapacağız? Çok basit. Hemen gelelim. Burada şöyle birinci sahneye geleyim. T'ye basayım. Opacity değerini açarak çok basit bir şekilde bu efekti uygulayalım. Öncelikle 0 yapıyorum bunu. Ve bir keyframe oluşturuyorum. Opacity değeri olarak. Şöyle devam ediyorum. Bunu %100 yapıyorum. Devam ediyorum şöyle. Belli bir süre ekranda kalsın. Ctrl-C, Ctrl-V. Şuradaki efektimi de, şuradaki keyframe'i kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Daha sonra şuradaki ilk keyframe'i seçiyorum. Easy is diyorum. Şuradakini de easy is diyorum. Giriş ve çıkışı daha smooth bir hale gelmiş oluyor. Şimdi bunu kopyalıyorum. Geliyorum buradaki yere yapıştırıyorum. Aynı şekilde diğer kısımlarda uygulamam gerekiyor. Şuraya da geliyorum. T'ye basıyorum. Uyguluyorum. Ve izlediğimiz zaman gördüğünüz gibi renk geçişini de sadece belirli aralıklarda yapmış oluyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çok sık kullanılan 4 efektin de kullanımını sizlere göstermiş oldum. Bunlar Fractal Noise efekti, Motion Tile efekti, Optic Compensation efekti ve RGB Color içinde Shift Channels efektini uygulamış olduk. Bunları çok kullanacağız arkadaşlar. İlerleyen derslerimizde tekrar göreceksinizdir. Bu efektleri kullanmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bunları iyi bilmeniz çok önemli. Eğer animasyon yaptırmak istiyorsanız bana yorum panelinden ulaşabilirsiniz veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda motion grafik, yani hareketli grafik ve 2D animasyonlar da yapmak istiyorsanız yine bu konuda özel dersler veriyorum. Bana sosyal medya hesaplarından ulaşarak gerekli bilgileri alabilirsiniz. O zaman bir sonraki dersimizde görüşelim. Görüşene dek çalışmaya ve uygulamaya devam ediyoruz.